Bu videomuzda polimerler ait özellikleri göreceğiz. Öncelikle polimer nedir buna bir bakalım. Polimer çok sayıda küçük moleküllerin arkadaşlar uzun bir şekilde birbirlerine bağlanması, birleşmesi sonucu da oluşan büyük moleküllere biz polimer diyoruz. Yani polimerde önemli olan nedir? Küçük moleküllerimiz vardır. İşte bu küçük moleküller birbirlerine bağlıyor, bağlanıyor ve uzun bir şekilde bir zincir oluşturuyor. Ve kendisinden oldukça büyük moleküller oluşturuyor. İşte bu olaya biz bu olay sonucunda elde edilen maddeyi biz polimer diyoruz. Bu olaya ise polimerleşme tepkimesi diyoruz. Yani polimerleşme olayı diyoruz. Gerçekleşen tepkime ise polimerleşme tepkimesi diyoruz. O halde tekrarlayacak olursak çok sayıda küçük moleküllerin uzun şekilde birbirlerine bağlanmasıyla oluşan büyük moleküllere biz polimer diyoruz. Bu olaya polimerleşme bu tepkime ise polimerleşme tepkimesi diyoruz. Polimer molekülü içerisinde tekrarlanan küçük ve basit kimyasal birimlere mer denilir arkadaşlar. Bunu e, şekil üzerine de göstereceğiz. Yani bir polimer molekülün içerisinde sürekli aynı şekilde tekrarlanan küçük ve basit kimyasal birimlere mer diyoruz. Çok sayıda küçük moleküllerin yani monomerlerin kimyasal bağlar ile birbirlerine bağlanmasıyla oluşan büyük molekülleri de polimer. Bu olaya polimerleşme denilmektedir. Aslında yukarıdaki ifadeyi tekrarlıyoruz. Yani hani polimer polymer polimer nedir? Polimerleşme tepkimeleri nedir? Farklı tanımlarla karşımıza çıkabilir. O halde yine diyoruz ki yine çok sayıda küçük moleküllerimiz olacak. Yani çok sayıda küçük moleküllerden kastettiğimiz şey aslında monomer, monomerlerdir. Yani diyoruz ki çok sayıda monomerlerin veya küçük moleküllerin kimyasal bağlar ile Birbirlerine bağlanmasıyla oluşan büyük moleküllere biz polimer diyoruz. Gerçekleşen bu olaya da polimerleşme diyoruz. Polimer elde etmek için başlangıçta kullanılan küçük moleküllere monomer diyoruz. Zaten tanımda da diyoruz ki çok sayıda küçük moleküller yani monomer diyoruz. O halde başlangıçta polimer elde etmek için kullanılan bu küçük moleküllere biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Monomer diyeceğiz. Monomer moleküllerinde karbon atomlarının içerisinde ikili ya da üçlü bağlar bulunur. Dolayısıyla arkadaşlar monomer moleküllerin içerisinde eğer ikili veya üçlü bağlar yok ise burada yani bu şekilde gerçekleşen tepkimeleri de zaten ayırt edeceğiz. Katılma e, polimerleşme tepkimesi ve kondenizasyon polimerleşme tepkimesi diyeceğiz. E, i̇şte bu moleküllerin arasında çift bağ veya üçlü bağlar olması gerekir tepkimeyi gerçekleşebilmesi için. Dolayısıyla monomer moleküllerinde karbon atomlarının arasında ikili ya da üçlü bağlar bulunmalıdır. Yapısında ikili ya da üçlü bağ bulunduran bu molekülleri biz bu moleküller ne olacaktır arkadaşlar? Polimerleşme tepkimesi verebilecektir. Eğer yapısında ikili ya da üçlü bağ yok ise monomerin içerisinde bu tepkime gerçekleşmez. Bu polimerleşme tepkimesi gerçekleşmeyecektir arkadaşlar. Çok sayıda monomerin birleşmesi sonucunda oluşan büyük yapılara polimer diyoruz. Yine farklı bir tanımla söylüyoruz. O halde diyoruz ki çok sayıda monomerlerin birleşmesi sonucunda oluşan büyük yapılara, büyük moleküllere polimer diyeceğiz. Monomerin polimere dönüşmesi olayına polimerleşme diyoruz. Aslında birçok şey, birçok kez aynı şeyleri tekrarlıyoruz burada. Monomerin Polimere dönüşmesi olayına polimerleşme denilir. Polimerin en küçük yapı taşı monomerdir arkadaşlar. E, polimerin en küçük yapı taşını biz monomer diyoruz. Polimer molekülü içerisinde tekrarlanan küçük ve basit kimyasal birimi de mer denilir. Polimer moleküllerinin içerisinde tekrarlanan küçük ve basit kimyasal birimlere mer denilmektedir. O halde. Dikkat edelim. Monomer artı monomer artı monomer şeklinde devam eden bir yapı var. Daha sonra bir polimer oluşuyor. Polimer oluşması şöyle köşeli parantez içerisinde yazılır ve dışarısına en yazılır. İşte bu polimer molekülünün içerisinde sürekli tekrarlanan bilimler vardır. İşte bu yapıya biz mer diyoruz. Yeni yapı üzerine gösterirsek arkadaşlar şöyle bir molekülümüz olsun. Dikkat edersek e, buradaki x dediğimiz aslında karbon atomları olacak. Bu işte e, yapısında çift bağ bulunuyor. Dikkat edelim. Dolayısıyla bu monomerlerin yani çok sayıda monomerin birleşmesi sonucunda bir polimerleşme tepkimesi gerçekleşiyor. Bu çift bağlar açılıyor arkadaşlar. Çift bağlar kırılıyor. Dolayısıyla bu x'ler birbirlerine bağlanıyor. Ve böyle bir polimerleşme olayı gerçekleşiyor. Daha sonra da polimer meydana geliyor. Ve bu polimerde dikkat edersek x ve x atom, atomları arasında ne yok artık? Çift bağ yok. Tekli bağ oluşuyor. Ee, ve dikkat edersek tekrarlanan birimimiz şudur arkadaşlar. Şu yapı bizim için sürekli tekrarlanan birim oluyor. Şurada da görüyoruz zaten. Şu yapı polimer molekülün içerisinde tekrarlanıyor. Sürekli tekrarlanıyor. Ve oluşan bu yapıya biz mer diyoruz. O halde monomer artı monomer artı monomer en tane monomer bir araya geliyor. Ve şöyle bir polimer oluşturuyor. Bu polimer içerisinde sürekli tekrarlanan birimimiz arkadaşlar. Görüldüğü üzere küçük m'dir. E i̇şte bu yapıya biz ne diyoruz? Mer diyoruz. O halde şu m'lere ne diyeceğiz? Monomer. Şu polimer içerisinde sürekli tekrarlanan ve iki kenarında da çizgi olan kısma da ne diyeceğiz arkadaşlar? Mer diyeceğiz. Yine polimerlere devam edelim. Yine arkadaşlar polimerlerin özelliklerine devam ediyoruz. E, polimerler için şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. iki tane monomer yani monomer artı monomer bir araya geldiği zaman oluşturduğu yapıya biz dimer diyoruz. 3 tane monomer birleşirse eğer yani monomer artı monomer artı monomer birleşirse oluşan yapıya trimer diyoruz. 4 tane monomer birleşirse yani monomer artı monomer artı monomer artı monomer tetrameri oluşturmaktadır. O halde 2 tane birleşirse dimer 3 tane birleşirse trimer, 4 tane birleşirse ismi tetramer olacaktır. O halde en tane monomer bir araya gelerek neyi oluşturuyor arkadaşlar? Polimeri oluşturuyor. Polimerin oluşması için işte bu en 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 az 1000'den e, büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Yani en az 1000 tane monomerin birleşmesiyle birbirlerine bağlanması sonucunda oluşan maddelere biz polimer diyoruz. Polimerin oluşması için arkadaşlar e, bulunması gereken monomer sayısı binden büyük olması gerekiyor. Polimerler arkadaşlar doğal polimerler ve yapay polimerler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Peki doğal polimerlerimiz nelerdir? Hemen bakalım. Doğal polimerlerimiz karbonhidratlar, ipek, enzimler, selüloz, nişasta, proteinler bunlar doğal polimerlerdir. Yapay polimerler ise naylon, teflon, PVC, polietilen, lastik, kontak lens, plastikler, ve kevlar bunlar da yapay polimerlerdir. Arkadaşlar polimerler ham madde ihtiyacını azaltmak amacıyla, çevre kirliliğini azaltmak ve enerji tasarrufunu sağlamak amaçlarıyla tekrardan e, geri dönüştürülebilir. Tekrardan kullanmak amacıyla geri dönüştürülebilir. Yani hangi amaçlarla geri dönüştürebiliyoruz? Ham madde ihtiyacını azaltmak, çevre kirliliğini azaltmak, enerji tasarrufunu sağlamak amaçlarıyla geri dönüştürebiliriz. Peki e, polimerleşme tepkimelerine bakacak olursak iki tür polimerleşme tepkimelerimiz vardır. Bunlar katılma polimerleşme tepkimesi, diğer ise kondenizasyon polimerleşme tepkimesidir arkadaşlar. Polimerler doğada kolay bulunmazlar arkadaşlar. Kolay e, kolay bir şekilde bozulmazlar pardon. E, doğada kolay bir şekilde bozulmuyorlar. Polimerler hem ısı hem hem de ısıyı hem de elektriğe karşı dirençlidirler. Ayrıca kimyasal maddelere karşı, kimyasal reaksiyonlara karşı da inerttirler arkadaşlar. Yine söyleyeceğimiz şey polimerlerin maliyetleri düşüktür. Bu nedenle kullanımı hani sık kullanabiliyoruz. Yine polimerler hafif malzemelerdir ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Yine arkadaşlar polimerler günlük hayatta pek çok alanda kullanılıyor. E, pek çok alanlarda kullanılmasının temel sebeplerinden birisi maliyetinin düşük olması. Diğer ise hafif bir malzeme olmasıdır O halde bu kısmı yine tekrarlayacak olursak e, şunları söyleyebiliriz: İki tane monomerin birleşmesiyle dimer oluşuyor. Üç tane monomerin birleşmesiyle trimer oluşuyor. Dört tane monomerin birleşmesiyle de tetramer oluşmaktadır. En tane monomerin birleşmesiyle de polimer oluşuyor. Polimer oluşması için işte bu en sayısının kaç olması gerekiyor? 1000'den büyük olması gerekiyor. O halde en az 1000 tane monomerin birbirlerine bağlanmasıyla oluşan bu maddelere biz polimer diyoruz. Polimerlerin doğal ve yapay olduğunu, doğal polimer ve yapay polimer olmak üzere iki ayrıldığını söyledik. Doğal polimerlerin karbonhidratlar, ipek, enzimler, selüloz, nişasta ve proteinler olduğunu bileceğiz. Yapay polimerlerin ise naylon, teflon, PVC, polietilen, lastik, kontak lens, plastikler ve kevlar ise bunların da yapay polimerler olduğunu bileceğiz. Karşımıza bu şekilde sınıflandırma gelebilir. Örneğin aşağıdaki polimerlerden hangisi doğaldır veya yapaydır diye soru gelebilir arkadaşlar. Peki polimerler niçin geri dönüştürülüyor? Polimerleri biz ham madde ihtiyacını azaltmak amacıyla, çevre kirliliğini azaltmak ve enerji tasarrufunu sağlamak amaçlarıyla geri dönüştürebiliriz biliyoruz arkadaşlar. E, kaç tür polimerleşme tepkimesi vardır? İki tür polimerleşme tepkimesi vardır. Bunlardan birincisi katılma polimerleşme tepkimesi, diğeri ise kondenizasyon polimerleşme tepkimesidir. Polimerler doğada kolay bir şekilde ne yapılmıyor arkadaşlar? Bozulmuyorlar. Uzun sürede doğada bozulmadan kalabiliyor. Polimerler ısıyı ve elektriğe karşı dirençlidirler. E, yine kimyasal maddelere, kimyasal reaksiyonlara karşı inert maddelerdir. Polimerler e, günlük hayatta pek çok alanda kullanabiliyoruz. E, çünkü maliyetleri düşüktür. E, yine hafif malzemelerdir. Dolayısıyla yine bu özellikleri sebebiyle günlük hayatta pek çok alanda polimerleri kullanabiliyoruz. Polimerle ilgili e, bilgilerimize devam ediyoruz. Çok fazla polimer kullanılması e, artıkların da çok fazla oluşmasına sebep olacaktır. Çünkü e, polimerler doğada uzun süre bozulmadan kalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla çok fazla polimer kullanılsa e, Atık olarak atık olacak e, polimer sayısı da ne olacaktır? artmış olacaktır çünkü bunlar doğada uzun sürede bozulmadan kalmaktadırlar. Tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla polimer üzerine arkadaşlar logolar yerleştiriliyor. yani polimer üzerine logolar yerleştirilir. E, bunu görebiliriz. İşte bu logoların yerleştirmesinin temel amacı, tüketicileri bilinçlendirmektir polimer konusunda. Polimerler en az 1000 tane monomerin birleşmesiyle 1000 tane monomerin birbirlerine bağlanması, tepkimi vermesi sonucunda meydana geliyor. Buradaki temel sayımız nedir? 1000'dir. En az 1000 tane monomer olması gerekir. Polimerler doğal ya da yapay yollarla elde edilir ki zaten doğal polimerler ve yapay polimerler olduğunu ifade etmiştik. Dolayısıyla elde edilme şekilleri de ya doğal yollarla ya da yapay yollarla elde edilebiliyorlar. Doğal yollarla elde edilen doğal polimerlere örnek olarak karbonhidratları ve enzimleri örnek gösterebilir. Yani karbonhidrat ve enzimler doğal polimerlerimizdir. Arkadaşlar polimerler ucuz ve hafif malzemelerden oluşmaktadır ki bu nedenden dolayı Kullanım alanı çok yaygındı. Ucuz olduğu için hafif olduğu için çok fazla da kullanılabiliyor. Polimerler çok geniş kullanım alanına sahiptir. Bunun temel sebeplerini zaten Polimerlerin çok ucuz ve hafif malzemeler olması, dayanıklı malzemeler olmasına bağlamıştık. Polimerler doğada çok uzun sürede parçalanmadan kalıyor. Bu nedenden dolayı çok fazla polimer kullanılması doğada çok fazla polimerin bir birikmesine neden olacaktır. Çünkü doğada çok uzun süre parçalamadan kalmaktadır. Çok fazla uzun sürede parçalamadan kaldığı için de ayrıca arkadaşlar çevre kirliliğine neden oluyor ve çevre kirliliği oluşturmuş oluyor polimerler. Tüketiciler kesinlikle polimer konusunda bilinçlendirilmelidir. Çünkü neden bilinçlendirilmelidir? Çünkü polimerler çok uzun sürede doğada parçalanmadan kalıyor. Çevre kirliliğine sebep oluyor. Dolayısıyla kullanılan polimerlerin geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla tüketiciler polimer konusunda bilinçlendirmelidir. Polimerler çevreyi kirletmemesi amacıyla geri dönüşümü sağlamalıdır. Polimerler kesinlikle arkadaşlar doğaya terk, terk edilmemelidir. Bunu defalarca söylüyoruz. Çünkü doğada uzun yıllar boyunca parçalanmadan kalıyor. Çevre kirliliği oluşturuyor. Bu nedenden dolayı doğaya terk edilmemelidir Geri dönüşümü sağlamalıdır. Polimerin oluşumu arkadaşlar kimyasaldır çünkü biz diyoruz ki monomer artı monomer artı e, uzun bir e, zincir şeklinde e, gerçekleşiyor. Bunlar kimyasal tepkimeler sonucunda oluşuyor. Yani çok fazla monomerin, en az bin tane monomerin kimyasal yollarla birleşmesi sonucunda oluşuyor. Dolayısıyla oluşumu kimyasaldır arkadaşlar. E, polimeri oluşturan, tekrarlayan yapılara biz ne demiştik? Monomer diyoruz arkadaşlar. Çünkü monomer artı, monomer artı, monomer şeklinde devam eden bu şekilde e, polimere oluşturan bu yapılarda biz ne diyoruz? Ayrıca monomer diyoruz. Peki polimerin içerisinde sürekli tekrarlayan birime ne demiştik? E, sürekli bu tekrarlayan birime de mer demiştik arkadaşlar. Polimerler monomerlere göre daha sağlamdır. E, çünkü... Polimerler çok büyük moleküllerdir. Dolayısıyla monomere göre daha sağlam yapıda bulunmaktadırlar. Polimerler doğada çözülmedikleri için çevreye zarar verirler. Bunu zaten söylemiştik. Polimerlerin oluşumu sırasında monomerlerin ikili bağları açılıyor. İkili veya üçlü bağlar da bulunan monomerler vardır arkadaşlar. İşte polimerlerin oluşumu sırasında bu ikili bağlar veya üçlü bağlar açılmaktadır. Ve bu şekilde tepkime gerçekleşiyor. Yine arkadaşlar kauçuk bir polimerdir. Eee kauçuk e, doğal kauçuk ve sentetik kauçuk olarak ikiye ayrılıyor. Doğal kauçuğun monomeri izopren iken sentetik kauçuk yani yapay kauçukların e, monomerleri ise butadien'dir. Tekrar edelim. Kauçuk bir polimerdir. Kauçuk doğal kauçuk ve sentetik kauçuk olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal kauçuğun monomeri izopren iken sentetik kauçuğun monomeri ise butadien'dir. Bazı polimerler doğada kendiliğinden bulunur arkadaşlar. Bazıları ise laboratuvar koşullarında elde edilir. Zaten doğada bulunan polimerlere biz doğal doğal polimerler derken doğal yollarla bulunmayan yani sentetik yollarla elde edilen kauçuklarım kavuçuk diyorum elde edilen polimerlerimiz de vardı. Dolayısıyla biz polimerleri doğal ve sentetik olarak ikiye yani yapay olarak ikiye ayırmıştık. Doğada kendiliğinden bulunan polimerlere biz doğal polimerler derken, laboratuvar ortamında elde edilen polimerlere de yapay veya sentetik polimerler diyoruz. Monomer içindeki bir e, bir bağ açılarak monomerler birbirine bağlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde polimerleşme tepkimesi gerçekleşiyor. Yani polimerleşme tepkimesinin gerçekleşmesi için monomer içerisindeki bu çift bağ veya üçlü bağlar ne oluyor arkadaşlar açılıyor dolayısıyla monomer artı monomer birleşiyor ve sonuçta da polimer oluşuyor arkadaşlar yani polimerleşme tepkimesinde işte bu monomerlerin yapısında bulunan çift bağlar veya üçlü bağlardaki bu bağlar ne oluyor arkadaşlar açılarak polimerleşme tepkimesi gerçekleşmiş oluyor o halde bu kısmı tekrarlayacak olursak çok fazla polimerin kullanılması Doğada atıkların yani polimer atıklarının da çok fazla olmasına sebep olacaktır. Çünkü polimerler doğada uzun sürede parçalamadan bozulmadan kalıyorlar. Tüketiciler polimerlerin geri dönüştürülmesi işte polimer konusunda bilinçlendirmek amacıyla üzerine polimerlerin ne arkadaşlar logolar yerleştirmiştir. E, polimerlerde en az 1000 tane arkadaşlar monomerler birbirlerine bağlanarak e, oluşuyor yani polimerleşme tepkimelerinde en az 1000 tane polimer e, monomer birbirlerine bağlanıyor polimerleri Biz doğal ve yapay olarak ikiye ayırdık doğal yollarla oluş doğada e, doğal olarak bulunan polimerleri Biz doğal diyoruz laboratuvar ortamında elde edilen polimerleri ise yapay veya sentetik e, polimerler diyoruz ee, doğal polimerlere karbonhidratları ve enzimleri örnek gösterebiliriz. Polimerler hem ucuz hem de hafif malzemelerdir. Bu nedenlerden dolayı çok geniş kullanım alanı sahiptir. Ee, ayrıca e, ucuz olduğu için e, ucuz olduğu için ve hafif olduğu için çok geniş kullanım alanına sahiptir. Polimerler arkadaşlar doğada çok uzun sürede parçalanırlar. Bu nedenden dolayı çevre kirliliği oluştururlar. Ee, çevre kirliliği oluşturmaması amacıyla Tüketiciler çevre kirliliğini engellemek amacıyla polimer konusunda bilinçlendirmeli. Yine ayrıca çevre kirliliğini engellemek amacıyla polimerler geri dönüştürülmelidir arkadaşlar. Yine polimerler doğaya rastgele terk edilmemelidir. Bu konuda tüketiciler bilinçli olmalıdır. Polimerlerin oluşumu kimyasaldır. Yani kimyasal yollarla elde ediliyor. E, polimerler polimeri oluşturan e, tekrarlayan yapılara biz monomer demiştik yani polimerleri oluşturan e, yapılara biz monomer diyoruz arkadaşlar polimerlerin monomerlere göre polimerler monomerlere göre daha sağlam yapıdadır e, polimerler doğada kolay çözülmedikleri için çevre kirliliği oluşturur ve çevreye zarar verirler polimerlerin oluşumu sırasında monomerin ikili bağları açılmaktadır e, kauçuk bir polimerdir dedik. E, ancak kauçuğun doğal kauçuk ve sentetik kauçuk olarak ikiye ayrıldığını söyledik. Doğal ka kauçuğun monomeri izopren iken sentetik kauçuğun ise monomeri buta diyendir arkadaşlar. Bazı polimerler doğada kendiliğinden bulunur. Bu polimerlere biz doğal polimerler demiştik. Bazı polimerler de laboratuvarlarda elde edilir ki bu polimerlere de yapay polimerler veya sentetik polimerler diyoruz. Monomer içerisindeki bir bağ açılarak monomerler birbirlerine bağlanır. Dolayısıyla bu tür oluşumu biz polimerleşme tepkimesi diyoruz. Biz demiştik ki polimerleşme tepkimelerinde özellikle hangi tür polimerleşme tepkimesi? Katılma polimerleşme tepkimesi diyeceğiz arkadaşlar. Bu işte bu katılma polimerleşme tepkimelerinde Monomerlerin yapısında bulunan bu ikili bağ veya üçlü bağlar bağlardan bir bağ açılarak ne oluyor? E, bu monomerler birbirlerine arka arkaya bağlanıyor ve bu şekilde gerçekleşen tepkime türüne biz polimerleşme tepkimesi diyoruz. Polimerler e, uygun e, pardon yaygın olarak kullanılmasını sağlayan şeyler nelerdir? Yani diyoruz ki polimerler çok yaygın olarak kullanılıyor. Günlük yaşantımızda çok yaygın olarak kullanıyoruz. Neden ee, çok yaygın olarak kullanılıyor? Çünkü polimerler hafif malzemelerdir. Kimyasal etkilere karşı oldukça dayanıklıdırlar. Mekanik dayanımları yüksektir. Yalıtkan maddelerdir ve kolay şekillendirilebilir özellikleri vardır. Tekrar edecek olursak polimerlerin yaygın olarak kullanılmasını sağlayan etkenler şunlardır. Hafif olmaları, kimyasal etkilere karşı dayanıklı olmaları, mekanik dayanıklı, dayanıklıklarının yüksek olması... Yalıtkan olmaları ve kolay şekillendirilebilir olmalıdır. Polimerler olumsuz e, toksik maddelere neden olabiliyorlar. E, polimerlerin yanmaları sonucunda tehlikeli gazlar açığa çıkabiliyor. Bu nedenle e, dikkat edilmelidir. Polimerler mikroorganizmalar tarafından e, kolaylıkla parçalanamadıkları için çok uzun yıllar doğada kalabiliyorlar ki biz bu nedenle çevre kirliliği oluşturduğunu söylemiştik. Polimerlerin gıda ile temasları e, kanserojen etki yaratabilir. Bu nedenle gıda ile temas ettirilmemelidir. Oldukça e, dikkat edilmelidir. Polimerlerin çevreye atılması çevre kirliliğini oluşturur. Çünkü defalarca söyledik. Çünkü e, polimerler doğada uzun yıllar parçalamadan kalıyor. Polimerler paslanmaz, suya karşı dayanıklı malzemelerdir. Polimerlerin geri dönüştürülmesi hem enerji tasarrufunu sağlar hem de tüketim artışının doğal dengeyi bozması azaltılmış olur diyoruz. O halde tekrarlayacak olursak bu bölümü polimerlerin yaygın olarak kullanılmasını sağlayan etkenler polimerlerin hafif olmaları, kimyasal etkilere karşı dayanıklı olmaları, mekanik dayanıklarının yüksek olması, yalıtkan olmaları ve kolay şekillendirilebilir özelliğe sahip olmaları nedenleriyle Polimerler e, günlük yaşantımızda yaygın olarak kullanılmaktadır. Polimerler olumsuz toksik maddeler e, maddelere neden olur. Polimerlerin yanması sonucunda tehlikeli gazlar meydana geliyor. Bu nedenle dikkat edilmelidir. Polimerler mikroorganizmalar tarafından kolaylıkla parçalanamadıkları için doğada uzun yıllar kalabiliyor ve çevre kirliliğine sebep olabiliyor. Polimerlerin gıda ile temasları sonucunda kanserojen etki yaratabiliyorlar. Polimerlerin çevreye atılması çevre kirliliği oluşturuyor. Polimerler paslanmaz ve suya karşı dayanıklı maddelerdir. Polimerlerin geri dönüştürülmesi ile beraber enerji tasarrufu sağlanmış olur. Tüketim artışına neden olduğu doğal dengenin bozulması engellenmiş veya azaltılmış olacaktır.